Yeniden merhaba, hoş geldiniz. Habere Doğru programımızın ikinci bölümündeyiz. Saatimiz tam 17 ve bugün 11 Mayıs Perşembe. 3 gün kaldı, sadece ve sadece 3 gün kaldı oy kullanmak için sandığa gitmemize. Yani 14 Mayıs sabahından itibaren sandık başındayız. Bu 3 gün içerisinde neler olacak bilemiyoruz çünkü bugün önemli bir gelişme oldu. Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Dolayısıyla artık önümüzde 4 fotoğraflı bir pusula olacak ama o 4 fotoğraftan bir tanesine oy vermeye gerek yok. Çünkü adaylıktan çekilmiş durumda. Eğer oy verirse bile boş bir oy verilmiş olacak. Çünkü YSK'nın bir açıklaması var. Diyor ki bir aday bu aşamada çekilirse oy pusulası değişmez. Çekilen adayın aldığı oylar da geçerlidir ve onun hanesine yazılır. Bilemiyoruz artık neler olacak. YSK'nın yaptığı açıklama bu şekilde. Fakat Muharrem İnce'ye oy verecek olanlar bilsinler ki artık adaylıktan çekilmiş olan bir kişiye oy vermiş olacaklar. Artık inisiyatif bundan sonra seçmende büyük bir ihtimalle. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çağrısı oldu. Dedi ki hadi sen de gel Halil İbrahim sofrasına dedi. Ve hemen ekledi Barış Manço'nun o şarkısını. Muharrem İnce'ye yönelik bir çağrıydı bu. Lütfen gel diye de açıklama yaptı. Unutalım dedi. Kırgınlıkları, dargınlıkları, benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin dedi. Tam da Barış Manço'nun o şarkısının içerisinde bulunan o cümleyle çağrısı yapmış oldu. Dolayısıyla bugün önemli bir gelişmeydi bu. Muharrem İnce'nin çekildiğini açıklaması. Bundan sonra inisiyatif seçmenlerde anladığım kadarıyla YSK'nın açıklaması bu yönde. Bakacağız önümüzdeki günlerde neler olacak. Çünkü 3 gün bir siyaset için, bir seçim havasında yaşayan bir ülke için çok önemli. Kısa değil, oldukça uzun bir süre. 3 günde neler olabilir. Bütün bunların hepsini önümüzdeki günlerde bakacağız. Şimdi HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'u alacağız hemen. Ve ondan önce de Mithat Sancar'ın Ankara'da yaptığı bir mitingde yaptığı konuşmayı şöyle bir kulak verin. Yeşil Sol Parti Ankara'da miting düzenledi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı'na ses yükseltti. Puslu hava yaratmaya çalışıyorlar. Korku yaymaya çalışıyorlar. Efendim bunlar kaybetse de gitmezler dedikoduları yayıyorlar. Kimse bu sözlere aldırmasın, bu puslu havayı, bu güçlü mücadele dağıtacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ekonomide işler iyi gidiyor sözlerini hedef aldı. Bugün Maliye Bakanı'nın bir sözü vardı. Ekonomide işler iyi gidiyor. Biz de aldık başımızı gidiyoruz diyordu. Ekonomide işler bir avuç sermayedar için iyi gidiyor. Ekonomide işler saray için iyi gidiyor. Ekonomide işler rant düzeni için iyi gidiyor. 14 Mayıs'ı işaret etti, iktidara seslendi. Gidiyorsunuz dedi. Aldık başımızı gidiyoruz diyor ya. Evet evet gidiyorsunuz. Emin olun gidiyorsunuz. Yoksulluğu, yoksul yolsuzluğu bu ülkeye bir kader haline getirmek istediniz. Ama başaramayacaksınız artık. Yeter diyoruz. Yeter. Hırsızlığa, yüzsüzlüğe, talana, ranta, savaşa hayır diyoruz. Vaatlerini sıraladı. Yolsuzluk bitecek sözü verdi. Bu yolsuzluk, arsızlık, hırsızlık, soygun ve savaş düzenini değiştirmeye geliyoruz. Evet, Mithat Sancar'ın, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın Ankara'da yaptığı mitingdeki konuşmasını verdik. Saruhan Oluç'la birlikteyiz. HDP Grup Başkan Vekili. Merhabalar Saruhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Siz de Antalya'dasınız, arkanızda çok güzel böyle yemyeşil bir Antalya havasını da bize hissettirdiniz, sağ olun. Evet. Şimdi hemen o sıcak gelişmeyle başlayalım isterseniz. En sağından ön soluna kadar bir şekilde kendi ismi üzerinde buluşturabilmiş, uzlaştırmış bir aday söz konusu Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini vererek, zikrederek ona destek istiyor HDP'de. Aynı zamanda tabii ki Yeşil Sol Partisi çatısı altında seçimlere giriyor. Muharrem İnce'nin çekilmiş olmasına nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Yani geç kalmış ama doğru bir adım
diyelim. Aslında hiç aday olmaması gerekiyordu. Ya da ilk döneminde çekilmesi doğru olurdu. Çünkü yani bu o seçim değil. Bu tür yarışların yapılacağı bir seçim değil. Bu bir kader seçimi. Bunda bir karar verilecek. Yani bu rejim, bu sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen ucube sistem devam mı edecek? Yoksa sona erdirmek için adımlar mı atılacak? Bunun karar verileceği bir seçim bu. Dolayısıyla Türkiye açısından bir kader seçimi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken bir kader seçimi. Demokratik bir cumhuriyet mi olacak yoksa otokrasiye doğru mu yürünecek? Bunun karar verileceği seçimde bu tür adaylık tartışmalarının biz yanlış olduğunu başından beri söylüyorduk. Dolayısıyla aday olmaması gerekirdi ama oldu. Çekilmesi doğrudur ama geç kalmış bir adımdı. Ama sonuç açısından bakarsak birinci turda bu pazar günü seçimin sonuçlanması açısından önemli bir adım da atılmış oldu diye doğrusu düşünüyorum. Tabii, burada tabii önemli olan HDP'de Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP'nin ve diğer ittifak içerisinde olanların seçmenleriyle olan iletişimi de çok önemli, çok son derece önemli. Biz Van'da gördük ki Kemal Kılıçdaroğlu'na, ki HDP'nin seçmeni oldukça yüksek orada, kendi bayraklarıyla mitinge gelmiş ve neredeyse otobüsün yürümesini dahi engelleyecek kalabalık vardı, ilgi vardı. Nasıl buldunuz o görüntüleri, bize yorumlar mısınız? Evet, Van'daki söylediğiniz ama aynı zamanda diğer bölge şehirlerindeki görüntüler de bizim seçmenimizin çok güçlü bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini gösteren görüntülerdi. Bu önemli elbette ki, ama sadece orada değil, seçmenimizin olduğu her yerde partimizin aldığı karar doğrultusunda seçmenlerimiz elbette ki desteklerini vereceklerdir ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçilmesi için mücadele edeceklerdir. Biz çünkü bu seçimin ilk turda bitmesi gerektiğini düşünenlerdeniz. Çünkü ilk turda bitmezse ikinci tura kadar gidecek olan zamanda, o iki hafta içinde ülkede neler yaşanacağına dair hiç kimsenin bir öngörüsü yok. Dolayısıyla demokrasinin artacağı bir dönem olmayacağı belli. O nedenle bu meselenin ilk turda bitmesi hem toplum sağlığı açısından, hem halkın akıl sağlığı açısından, hem de huzur açısından son derece önemlidir diye doğrusu düşünüyoruz ve bu doğrultuda da hareket edeceğiz. Sizin tabii söylediklerinizi teyit eder, doğrular nitelikte olan bir takım gelişmeler var. Erzurum'da otobüse yönelik, İmamoğlu'nun otobüsüne yönelik o taşlı saldırı, ardından diğer şehirlerde yaşanan gelişmeler, Sakarya'da mesela Kılıçdaroğlu'nun otobüsüne atılan taşlar, benzer gelişmeler Buca'da, İzmir'de oldu. Bu ve buna benzer saldırılar bir yandan devam ederken öbür yandan kara propaganda devam ediyor. Tamamen sahte broşürler, oluşturulmuş videolar, sahte videolarla kara yılanla Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir arada gösterebilen ya da aynı videoda montajlanarak gösterilen videolar var. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın, bizzat Erdoğan'ın kendisi meydanda gösterdi bu videoyu. Yani yalan olduğunu, iftira olduğunu, tamamen montajlanmış bir video olduğunu bile bile vatandaşa göstermiş oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani önce saldırıyla ilgili başlayayım. Bizim de çeşitli yerlerde seçim çalışmalarımıza dönük ufak tefek saldırılar oluyor. Bu saldırıların tabii olması yani hiç kabul edilebilir bir şey değil. Erzurum'da yaşanan Sayın İmamoğlu'nun başına gelenler ise gerçekten demokratik siyaset açısından çok vahim bir tabloydu. Yani ucuz atlattılar o saldırıyı. İşin daha vahim tarafı, yani iktidar sahiplendi bu saldırıyı. Yani iktidarın sözcüleri, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı başta olmak üzere bu saldırıyı olumlayan, bu saldırıyı kınamayan bir dil tutturdular. Bu, baktığımızda demokratik siyaset açısından çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Umarız bu tür saldırılar devam etmez. Son üç gün işte cuma cumartesi faaliyetler devam ediyor. Umarız bu tür bir saldırıyla herhangi bir yerde hiçbir parti karşı karşıya kalmaz. Hiçbir partinin altını özellikle çiziyorum. Çünkü yani biz istemeyiz iktidar partilerine dönük de herhangi bir saldırı olsun. Muhalefete dönük de olmamalıdır diye düşünüyoruz. O yüzden demokratik siyasette, bir demokratik politik kültür içinde bu seçimlerin gerçekleşmesi ve sonuç alınması büyük önem taşıyor gerçekten. Biz demokratik bir değişimi
hedefliyoruz. Yoksa yani seçimdir bu, savaş yapmıyoruz nihayetinde. O yüzden de bu tür saldırıları kınıyoruz, hiç doğru bulmuyoruz. Yani Sayın İmamoğlu'na yapılan da böyledir, bize yönelik saldırılar da böyledir. Şimdi bu işin bir yanı, fakat daha vahim bir yan var esas itibariyle. Yani bu saldırıların olmamasının aslında nasıl sağlanacak bu saldırıların olmaması, seçim güvenliği nasıl sağlanacak sorusunu sormak gerekiyor. Ve şu anda seçim güvenliğini sağlamakla görevli olan, birinci dereceden sorumlu olan kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve o İçişleri Bakanı biliyorsunuz bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adayı. Yani bu parti devlet örtüşmesinin en net ifadesi. Yani bir partinin milletvekili adayı aynı zamanda şu anda İçişleri Bakanlığı'nın görevini sürdürüyor. Seçimlerde de seçim güvenliğinden sorumlu olan birinci derecedeki kişi. Yani bu herhalde Muz Cumhuriyetlerinde bile görülmeyen bir durumdur diye düşünüyoruz. Ve bütün bu tür işlerin arkasında olan kişi esas olarak Süleyman Soylu'dur. Yani oradaki vali, emniyet müdürü, onlara bakmayın siz. Eğer en tepedeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle bir konuda sağlam bir duruş sergilese, seçim güvenliği konusunda asla hiçbir partiye hiçbir saldırı yapılmayacağı konusunda çok net bir tutum sergilese, aslında yereldeki ne emniyet müdürü, ne vali, ne kaymakam bu tür adımlar atılmasına izin veremez. Ama Süleyman Soylu tam tersini hep vaaz ettiği için elbette ki bu tür şeyler de yaşanıyor ve vahim olan esas itibariyle budur diye doğrusu düşünüyorum. Şimdi tabii bu yaşanan saldırılar, sahte broşürler, işte videolar ve belki de yarından itibaren başka videoların da olabileceğine yönelik iddialar var. Onu da bakacağız. Cuma günü çıkacak diyenler oldu. Şimdi bütün bunlar aslında o sizin de söylediğiniz gibi birinci turda bu seçim bitmezse ikinci tura kadar olan o 15 günlük süre içerisinde nasıl bir kaos yaşanabileceğinin işaretleri. Siz de bu uyarıyı bunun için yapmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Evet. Halk bunu görüyor mu sizce? Birinci turda bu işi bitirelim, bu kaosu yaşamayalım derler mi? Bence görüyor halk bunu. Yani sadece birinci ve ikinci tur arasında ne yaşanacağının görünmemesinden değil, halk aslında artık demokratik değişimin çok acil bir ihtiyaç olduğunu görüyor. Ben mesela Antalya'daki çalışmamda sağ çalışmasında sokakları dolaşıyoruz, esnafa gidiyoruz, çarşı, pazar, köylere gittik, bugün de gittik yine. Yani birçok yerde halkla karşılaştığımız her yerde istisnasız herkes bir demokratik değişim olması gerektiğini çok açıkça söylüyor, ifade ediyor. Ve bu yönde bir iradesi olduğunu da gösteriyor aslında. Ben sanıyorum diğer şehirlerde de birçok yerde böyle bir hava esiyor. Dolayısıyla ben o yüzden de birinci turda bu işin biteceğini doğrusu düşünenlerdenim. İkincisi yani bu sözünü ettiğiniz videolar filan, ya insan gerçekten utanır. Yani şimdi düşünün, siz bir cumhurbaşkanı, bir cumhurbaşkanı sıfatıyla kürsüye çıkıyor, miting yapıyor ve o mitinginde bazı videolar gösteriliyor. Bir partinin genel başkanı, birinci partinin genel başkanı ve bu videonun yalan olduğunu, bir montaj olduğunu, hiç alakası olmadığını bile o videoyu orada insanlara, milyonlarca insana gösterme cüretini bulabiliyor. Yani bu o kadar acayip bir şey ki insan bunun üstünde konuşmak bile istemiyor. Yani siyasi ahlak açısından baktığınızda bu çok ciddi bir sorundur. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Yani o yüzden de yani içler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten yani iktidarın yapması gereken, bu tür yollara başvuran başka partiler olursa onun yanlış olduğunu anlatmaktır esas itibariyle. Bir demokratik bir iktidarın yapması gereken budur. Ama bu iktidardakiler tam tersini yapıyorlar. Ben halkın bunu gördüğü kanaatindeyim. Kimse artık bu tür montajlanmış videolara hani inanmıyor, ciddiye almıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çekirdek seçmeni, o işte çelik çekirdek diyeceğimiz seçmeni buna inanıyor hala. Ama zaten onlara siz ne gösterseniz inanacak durumdalar maalesef. Üzücü bir şey bu. Yani hatırlarsanız bir kere galiba Tayyip Erdoğan'ın damadı söylemişti. Ya da bir bakanlardan biri, şimdi kim söyledi hatırlamıyorum ama işte biz desek ki seçmenimize aya duble yol yaptık,
inanırlar demişti. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya kalınca, yani bunu bir seçmen, bilinçli seçmenden daha çok bir fanatizm etrafında bu iş şekillenince tabii ki tatsız sonuçlar çıkıyor ortaya. Ama ben doğrusu çok ayıp buluyorum bu tür videoların ortalıkta gösterilmesini, bunlar üzerine bir propaganda inşa edilmesini gerçekten çok ayıp buluyorum. Evet, şimdi sizin bölgenize ya da partinizle ilgili çalışmalara gelelim. Son soru olarak HDP'nin, daha doğrusu Yeşil Sol'un kaç milletvekili çıkarabileceği konusunda bir öngörünüz var mı? Bir kilit parti, bir anahtar parti haline yine dönüşecek mi daha önce olduğu gibi? Türkiye İşçi Partisi'nin ayrı bir listeyle katılmış olmasının dezavantajlarını ne kadar hissedeceksiniz? Hatta kaç milletvekili kadar hissedilebilir bu? Bu konuda bir öngörünüz var mı? Birincisi, biz bir hedef koyduk Yeşil Sol Parti olarak. Bu seçimlerde bir 100 milletvekili bir hedefini koyduk. Tabii buna ne kadar yakınlaşacağımızı göreceğiz. Gönül ister ki aşalım ama göreceğiz. Yani halkın teveccühü ne kadar olacak, hepimiz 2-3 gün sonra bunu anlayacağız. Bizim bunun bir nedeni var bunu yapmamızın. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi biz kilit demek yerine anahtar demeyi tercih ediyoruz. Çünkü bu iktidar gerçekten birçok şeyi kilitlemiş vaziyette. Biz aslında anahtar bir rol oynayarak, bir inşa gücü olarak, yani önümüzdeki dönemin hem demokrasi açısından, hem hukuk açısından, hem adalet açısından baktığımızda, Türkiye'deki krizlerin aşılması açısından baktığımızda bir anahtar role sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve bu rolümüzü de bir inşa gücü olarak, bir çözüm gücü olarak en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz doğrusu. Ve o nedenle de bir hedef koyduk kendimize. Çünkü bizim gördüğümüz Cumhur İttifakı da, Millet İttifakı da tek başına 300'ü geçecek bir rakama ulaşmayacaklar görünüyor. 360'ı geçecek bir, yani anayasa değişikliği için bir rakama ulaşmayacakları görünüyor. Dolayısıyla biz bir anahtar rolde olursak Millet İttifakı'nın da demokratikleşme konusunda, hukukun üstünlüğünün sağlanması, hukuk devleti açısından adımların atılması açısından olumlu bir rol oynarız, pozitif bir rol oynarız ve gerçekten bir inşa gücü, demokrasiyi, hukuku, adaleti inşa etme açısından önemli bir güç olma niteliğine sahip oluruz diye düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Antalya'da da güçlü bir temsili hedefliyoruz gerçekten. Evet, Antalya'da maalesef bizim ittifakımızda iki liste olarak giriyoruz. Bu konuda bir anlaşma sağlanamadı. Bazı başka illerde de bu durum var. İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerde de var. Bunun umuyoruz bir bize bir kaybettirme sonucu yaratmasın diye umuyoruz bu tutumun. Ve yani en yüksek sonucu elde etmek için mücadele ediyoruz. Ama şu var, maalesef yani keşke böyle olmasaydı dedik ama oldu artık. Bunun üzerinde durmak gerekmiyor ama yani iki listeyle, hem Yeşil Sol Parti ve Tip listesiyle girdiğimiz yerlerde rakip olduk. Siyasi rekabet var aramızda. Elbette ki bu bir iktidarla olduğu gibi bir rekabet değil. Tatlı bir rekabet var aramızda ama bir rekabet var. Çünkü bu parlamento, millet meclisi seçimlerinde bir tek oy verebilecek herkes. Yani iki oy verme imkanı yok. Dolayısıyla hangi partiye oy verilecekse o partinin milletvekili çıkarması daha mümkün hale gelecek. Bugüne kadar %10 barajını 2015'ten bu yana aşmış olan HDP ve şimdi Yeşil Sol Parti listesinden giriyoruz. Güçlü bir milletvekili sayısına hep sahip olduk. Yine bu sayıya sahip olabilmek için en ciddi alternatif Yeşil Sol Parti olduğu için oyların bize verilmesini istiyoruz ki herhangi bir milletvekili kaybı olmasın. Dolayısıyla bu rekabeti tatlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu birlikte girdiğimiz yerlerde en iyi sonucu Yeşil Sol Parti adına almak için de çaba gösteriyoruz. Umarım istediğimiz sonuçları alırız ve mecliste güçlü bir grubumuz olur. Çok çok teşekkür ediyorum Saruhan Uluç, bizimle birlikte olduğunuz için. Hem de o güzel Antalya'nın coğrafyasını o yeşiliyle, güneşiyle bize gösterdiğiniz için çok çok teşekkürler. Sağ olun. Peki, ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Antalya'daydık. Saruhan Uluç'la birlikteydik. Emek ve Özgürlük İttifakı ve Yeşil Sol Partisi'nin çalışmaları
gösterdik. Şimdi de şu anda gördüğünüz yer, alan Bursa. Bursa'da saat 17'de başlaması öngörülen bir miting var. O mitinge sadece Kemal Kılıçdaroğlu katılmıyor. Aynı zamanda Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Mansur Yavaş da katılacak. Dolayısıyla kalabalık bir miting, hem konuşanı bol bir miting olması açısından önemli. Bu arada Sancaktepe'de de Ekrem İmamoğlu konuşacak.